Yusuf Aleyhisselam'ın hapishaneyi kurtuluş olarak görmesini ve hapishane arkadaşlarının durumu hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamasını günümüz hapis şartlarıyla ilgili nasıl kıyaslayabiliriz? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın hapishane hayatı ile ilgili yazdığı bir roman ya da bir hikayesi yok. Oradaki hayatından Cenab-ı Hak bir takım şeyler bize bildiriyor, o kadar. Başka bir şey yok da, bir rüya görme olayı var arkadaşların, o kadar, başka bir şey yok. Yani bugünkü hapishane hayatıyla onu karşılaştırmanın bir anlamı da yok. Oradaki şartlar nelerdir, neler oluyor onu da bilmiyoruz. Ama şu bir gerçektir. Hapis cezası son derece nadir olarak, çok az verilebilecek olan bir cezadır. Yani hapis cezası insanlığın gündeminden kaldırılması gereken bir cezadır. İnşallah Müslümanlar kendilerine gelir de, ama siz ne yaparsanız yapın, ne kadar doğru anlatırsanız anlatın, İnsanlar menfaatlerini tercih edince bütün anlattıklarınız gidiyor. Burada dolayısıyla biz, yani herkes öyle düşünecek kardeşim. Herkes sapıtabilir ama ben asla sapıtmamalıyım. O kadar. Yani ne kadar doğruları anlatsan da adamın hesabına geldi mi şey yapar. Yani hesabına uygun gel, uymadığı zaman bakarsın ki Allah'ın ayetini terk etmiş. Mesela şeyde bu tarikatlarla ilgili mücadeleye ilk başladığım zaman, o zaman İslami İlmi Araştırma Vakfı'nda ilmi çalışmalar da yürütüyorum. Her ay ilmi toplantı yapıyorum. Türkiye'nin her tarafından hocalar çağırıyorum. Şimdi İstanbul'daki meşhur hocalardan bir tanesiyle vakfın odasında oturduk, konuşuyoruz. Tarikatlarla ilgili konuşmalarımız tabii her tarafa yayılmış. Ondan bu meseleyi konuştuk. Kendisi konuları çok iyi biliyor. Ben çünkü ilk defa bana anlatılanlardan öğrendim. Daha önceden onlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bana dedi ki, bak Abdülaziz Bey dedi, bir yerde tarikat varsa mutlaka şirk vardır. Şirkin olmadığı yerde tarikat olmaz dedi. Ondan sonra ve bana öyle şeyler anlattı ki, hayatımda hiç duymadığım şeyler. Neyse ayrıldık. Müftülüğe geldim, baktım masamda bir tane dergi. İskender Paşa'nın çıkardığı İslam dergisi. Orada baktım ki bana karşı bir makale yazmış o hoca. Allah Allah, şok oldum ya. Ya bu az önce bana bunu anlatan adam değil miydi bu? Hakikaten öyle bir şok oldum ki, şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e bir bakayım dedim, bir ayet var mı? Bir açtım, Cenab-ı Hak bana yardım etti. Tam şeyin, Hud suresinin 116 ya da 117. ayeti çıktı. İşte Allahü Teala öyle zamanlarda hakikaten insanı rahatlatan şeyleri karşısına çıkarıyor. Altıncı ayetmiş. Diyor ki: "Felevla kâne minel kuruni min kablikum." Keşke sizden önceki çağlarda yaşayanlar içerisinde olsaydı. Ulu bekiyetin, birikimi olan insanlar. Mesela o hoca birikimli. Benden yaşlıydı, yani birikimli olan birisi. Yenhevne alil fesadi fil art. O bulundukları yerde insanların fesat yapmasına engel olsalardı. Yapmayın, etmeyin deselerdi. Mesela o hocanın yapması gereken benim yaptığımı yapmak değil miydi orada? Madem şirk olmayan yerde tarikatı olmuyor, değil mi? Ama ne diyor? Diyor ki: İlla qalilen mimmen enceyna minhum. Kurtardıklarımızdan çok az kişi bunu yapmıştır. Vettebe'allezine zalemu ma utrifu. O zalimler şımartıldıkları şeyi peşine takıldılar. Hocam saygılar, nasılsınız? Size o saygımız sonsuzdur falan. E canım, şimdi adam herkes ona saygı duysun diyor. Saygı duyması için de o makaleyi yazması lazım. Çünkü şımartılmış her yerde, hocam nasılsınız, saygılar işte falan. Ve kânû mücrimîn, ve günahkar oldular. Bu ayeti okuyunca rahatlamıştım.
O zaman şimdi baktım, herkes terk etti ya. Herkes, yani etrafımızdan ayrılmayan adamların hepsi kayboldu gitti. O zaman ben de deseydim, ya tamam ama falan, bugünlere gelebilir miydik? Bugün burada bu dersi yapabilir miydik? Dolayısıyla bunlar Cenab-ı Hakk'ın imtihanı. Ne yaparsanız yapın. İnsanlar bilmediği için değil, hesaplarına gelmediği için yapın.